Şimdi hemen hemen sizlere gösterdiğim, anlattığım her alışmada, her alıştırmada, her egzersizde olduğu gibi yine diksiyon egzersizlerini de olabildiğince her gün yapmaya gayret gösterin ki buna ağzımız, kulağımız, dilimiz, dudağımız, damağımız iyice alışsın ve konuşurken adeta kelimeler çok rahat bir şekilde ağzımızdan dökülsün. Şimdi başlayalım. Bunları tahtaya yazmayacağım. İsterseniz sizler kendinize göre not alın ve not aldıktan sonra yaklaşık 10-15 kadar egzersiz var. Not aldıktan sonra onları her biriniz kendi notunuza bakarak ne yapabilirsiniz? Her gün yapabilirsiniz, tekrar edebilirsiniz. Şunu size çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bu diksiyon egzersizlerini her gün bıkmadan, usanmadan yaparsanız şayet 2 hafta, 3 hafta gibi çok kısa bir zaman içerisinde konuşurken kelimelerin, cümlelerin ağzınızdan çok daha kolay bir şekilde çıktığını zaten fark edeceksiniz. Evet, başlayalım. Diksiyon egzersizlerimizde. Önce arkadaşlar çene egzersizleriyle başlıyorum. Çene. Çene egzersizlerinin amacı nedir? Konuşurken birçok insan ağzını açmadan konuşur. Örneğin a dediğinde a diye ağzımızı açmamız gerekiyor. E dedi diye ağzımızı açmamız gerekiyor ve yuvarlak harfleri söylediğimizde bu biraz da dudaklarla bağlantılıdır. O, Ö, U, Ü şeklinde net bir şekilde harfleri çıkarmamız gerekiyor. Evet, birinci egzersizimiz şu. Sizlere gösteriyorum. Lütfen siz de benimle birlikte yapın. Ağzımızı, çenemizi açabildiğimiz kadar açıp sonra geri kapatıyoruz. Bu şekilde çenemizi 15 defa hareket ettiriyoruz. Şimdi bakın size şöyle göstereyim. Baş parmağımızı katlıyoruz arkadaşlar. Sağ elimizin baş parmağını katladık ve şu boğumlu olan kısmı alt ve üst dişlerimizin arasına yerleştirip bir süre o şekilde bekliyoruz. Şöyle gösteriyorum. Evet, bir bir süre bu şekilde beklediğimizde ne olacak? Çenemiz artık zamanla daha iyi açılmaya başlayacak. Birincisi buydu. Bir diğer egzersizimize geçiyoruz. Bu da yine çene ile alakalı. Alt çenemizi sağa ve sola hareket ettiriyoruz arkadaşlar. Ben size yavaş yavaş gösteriyorum. Siz de önce yavaşça başlayın. Sonrasında günler ilerledikçe giderek bu egzersizleri her birine hızlandırabilirsiniz. Bunu yaptık. Daha sonrasında yine bir başka çene egzersizi. Çenemizi, alt çenemizi ileri ve geriye doğru hareket ettiriyoruz. Evet, bir diğer egzersiz de buydu. Şimdi bir başka egzersiz. Bakın, sağ elimi tuttum. Sol elimle alttan dirseğe destek verdim. Elimi sağ elimin ayağı kısmını alt çenemin altına koydum. Çenemin altına koydum ve ağzımı açıp sağ elimle hafifçe bir baskı uyguluyorum çene kaslarını kuvvetlendirmek için. Siz de benimle birlikte yapın lütfen. İlk başlarda bu egzersizler ki birazdan göreceğiniz egzersizler sizlere komik gelebilir, farklı gelebilir. Ancak bunları zamanla iyi bir şekilde, devamlı surette yapmaya başladığınızda konuşmanızın daha iyi olduğunu göreceksiniz. Tekrar gösteriyorum. Evet, bir diğer çene egzersizimiz de buydu. Merhaba arkadaşlar, diksiyon dersimize devam ediyoruz. Önceki derslerimizde daha çok ses ve nefes üzerine durmuştuk. Diyafram nedir? Diyafram nefesi nedir? Nasıl diyafram nefesi almamız gerekir? Daha çok bunlar üzerine durmuştuk. Tekrar hatırlatmakla fayda var. Ben size nasıl egzersizleri gösterdiysem, diyaframla ilgili çalışma egzersizlerini gösterdiysem Onları aynı şekilde mümkün olabildiğince her gün lütfen yapmaya çalışın ki nefesinizi kontrol edebilirsiniz. Evet şimdi biraz tekerlemelerden bahsedeceğiz. Şöyle geçelim. Tekerlemenin öneminden geçen derste de biraz bahsetmiştik. Şimdi tekerlemeyi muhakkak biliyorsunuzdur. En basitinden şu şu anda tahtada görmüş olduğunuz tekerlemeyi hemen hepiniz mutlaka biliyorsunuzdur. Peki niçin tekerleme, neden tekerleme okumamız gerekiyor? Biraz bundan bahsedelim. Diksiyonla alakalı, konuşmayla alakalı, iyi bir artikülasyon ve terafuzla alakalı biz bir şeyler öğrenmek istiyorsak, kendimizi geliştirmek istiyorsak muhakkak tekerlemede çalışmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü tekerleme çalışmak bizim harfleri, heceleri ve kelimeleri daha net bir şekilde, daha açık ve anlaşılır bir şekilde, daha akıcı bir şekilde çıkarmamızı, konuşmamızı sağlayacaktır. Şimdi tekerleme deyince aslında Birçoğumuzda şöyle bir yanlış inanış var. Hemen bunu da düzeltelim. Tekerlemeyi hemen okumaya başladığımızda hızlı okumaya başlamak istiyoruz. Hızlı okumak istiyoruz ancak bu yanlıştır. Lütfen bunu düzeltelim. Şimdi bu tekerlemeyi gördüğünüz zaman ben size hepiniz bu tekerlemeyi şöyle bir seslendirin bakalım dediğimde büyük çoğunluğunuz şu anda şunu yapmaya çalışacak. Bir berber bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş yapmaya çalışacak. Halbuki bu yanlış arkadaşlar tekerleme bizim ağzımızdan çıkan kelimelerin, harflerin daha iyi, daha kaliteli, daha sağlıklı çıkmasını sağlamak için var. Dolayısıyla tekerleme çalışmamızın sebebi de her harfi en güzel şekilde hakkıyla çıkarmaya çalışmaktır arkadaşlar. Şunu da ifade edelim. Biz dilimizi konuşurken veyahut da yazarken, yazılı bir metni seslendirirken unutmayalım ki her harfin, her hecenin, her kelimenin ve her cümlenin kendisine göre bir vurgusu ve kendisine göre şu, tabiri caizse bir hakkı vardır. Cümleleri ağzımızdan dökerken özellikle hepsinin hakkını tam olarak vermeye gayret gösterelim. Çünkü bir harfi yuttuğumuzda veyahut da bir heceyi yuttuğumuzda konuşurken veya cümle içerisinde bir kelimeyi yuttuğumuzda konuşmamız anlaşılmaz bir hale gelecektir. Bundan kaçınmamız gerekiyor. Evet, kısaca tekerlemeden bahsettikten sonra İlk tekerlememizle başlayalım. Zaten hemen hemen her derste sizlerle tekerleme çalışacağız. Çünkü az önce de söylediğim gibi tekerleme çalışmalarının diksiyon egzersizlerindeki yeri ve önemi hakikaten çok büyüktür. Şunu okuyalım. Ben size şöyle bir örnek göstereyim. Bir berber bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş. Yavaş okuyorum dikkat ettiyseniz lütfen siz de tekrar edin ve yavaş bir şekilde okuyun. Bir berber, bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş. Evet, tekerleme okurken aslında birçok noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi az önce de söylediğim gibi muhakkak her harfin hakkını vermek. Bu tekerlemede gördüğünüz gibi özellikle B sesleri ön planda. Şöyle ki B bir berber, bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş. Bakın özellikle her harfi ve her B sesini vurgulayarak söyledim. Lütfen siz de aynısını yapın ve sonrasında sadece B sesleri değil bütün seslerin hakkını vererek söylememiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de bakın en bariz gördüğümüz yuvarlak seslerdir. Çünkü yuvarlak sesler ağzımızdan çıkarken dudaklarımız büzüşüyor değil mi? Tekrar edelim. Bir berber dükkanı açalım demiş. Evet dükkanı derken dudağımın aldığı pozisyonu görüyorsunuz. Şimdi bazı şöyle şikayetler gelebiliyor. Ben konuşuyorum, insanlara derdimi anlatmaya çalışıyorum, meramımı anlatıyorum. Ancak ne yazık ki insanlar bana diyor ki, özellikle telefon görüşmelerinde bu oluyor. İnsanlar bana diyor ki anlayamadım, tekrar eder misin, seni anlamakta zorluk çekiyorum. İşte bunun en önemli sebeplerinden, kaynaklarından bir tanesi budur. Konuşurken ağzımızı açmadan konuşmak, çenemizi tam olarak açmadan, dudaklarımızı hareket ettirmeden konuşmak bizim konuşmamızın karşı tarafta iyi anlaşılmamasına sebep olur. Dolayısıyla tekrar ifade ediyorum. Tekerleme çalışmalarının en önemli sebebi, kaynağı arkadaşlar, bizim her harfi hakkını vererek çıkarma gayretimiz olacaktır. Ü sesine burada tekrar dikkat edelim. Dükkanı, dükkanı, evet bu şekilde çalışıyoruz. Evet tekerleme böyle dediğim gibi zaten önümüzdeki derslerde de yine tekerleme çalışmalarına devam edeceğiz. Her harf üzerinde ayrı ayrı duracağız. Çünkü biliyorsunuz Türkçemizde 29 harf var. 29 harfin yumuşak G haricinde hemen hemen hepsiyle alakalı tekerlemeler var. O tekerlemeleri çalışacağız ki her harf ağzımızdan net bir şekilde çıksın.